Allah'ım. Bu saatte. Ah. Efendim Nadir. Siniz bozuk mu? Çaldın ya Nadir, çalışıyor işte. He, bozulursa falan söyleyin bana, ben yaparım ha. Allah'ım yarabbim. Ya ben bu kapıdan ayağını kes demedim. Cerrah Bey. Ben de aynı şeyi sizin için söyleyecektim. Rahatsız etmiyorum inşallah. Sizin ne işiniz var bu saatte burada? Adresi nasıl buldunuz? Ha gerçi sizin için tabii kolay, çantada keklik böyle şeyler ama. Siz benim evime baskın yaparken izin almıyorsunuz ama benim sizin gibi bir hanımefendinin evine girerken izin almamam pek yakışık almaz galiba. Kusura bakmayın, buyurun. Buyurun, buyurun. Yok yok, çıkarmayın lütfen, buyurun. Buyurun, hiç sorun değil, buyurun. Şöyle geçin lütfen abi. Buyurun, buyurun. Buyurun. Abla kim geldi? Cerrah abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde. Gözdeciğim hadi sen git ödevlerini bitir. Abla ödevlerimi yaptım ya. Git bir daha üstünden geç Gözde. Tamam. Buyurun oturun, ayakta kalmayın lütfen. Çay? Teşekkürler. Sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyim? Yani rahatsız etmedik inşallah sizi bu akşam. Hep sizin baskın yapacaksınız. Bu sefer de ben deneyeyim dedim. Hayat Hanım. Kore'nin problemli bir çocuk olduğunun farkındayım. Ama siz de ona her seferinde önyargılı davranmaktan vazgeçin lütfen. Anladım. Cerrah Bey bakın... Olay sizin sandığınız gibi değil. Ben size anlatayım. Şimdi ben bu akşam bir telefon aldım. Bana dendi ki Gözde Koray'la birlikte bir tekne partisinde. Ben adresi aldım. Gözde'yi arıyorum. Ulaşamıyorum. Tekneye gittim. Teknede ne parti var, ne Gözde var, ne Koray var. Sadece bir öğrencim var okuldan. Başka bir öğrencim. Onu da başka biri arayıp o partiye çalması için davet etmiş. Yani ben bu akşam olan bir tane hiçbir şey anlayamadım. Ve siz de Kore'yi aradınız. Evet, çünkü beni arayan kişi Gözde'nin Kore'nin yanında olduğunu söyleyince... Dediniz ki ben bunları arayayım, dümdüz gideyim. Yok yok, estağfurullah. Hayır hayır, öyle bir şey söylemek istemedim. Özür dilerim. Neyse, ben artık müsaade isteyeyim. Buyurun, müsaadesiz. Benim için çok güzel bir gece oldu. Çok uzun zaman sonra kardeşimle baş başa yemek yedim. Ve hayat öğretmeninin özür dileyebileceğini öğrendim. Cerrah Bey lütfen şaka yapmayın, dalga geçmeyin. Kadın olmanın çok zor olduğu bir ülkede yaşıyoruz, biliyorsunuz siz de. Hayat öğretmen, ben var olduğum sürece ne sizi ne de kardeşinizi Koray hiçbir şekilde üzemeyecek. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun geçireyim ben sizi. Cerrah Bey. Kusura bakmayın ama biz kendi işimizi kendimiz halledebiliriz gerçekten. Ayrıca Onur'un senetlerini de ödemişsiniz. Anlıyorum, çok sağ olun, var olun ama bu kadar müdahale olmayın. Çok rica edeceğim. Ben halledebilirim gerçekten. Yine son sözü siz söylediniz. Pekala. Kendinize iyi bakın o zaman. Bu daha güzel bir son söz oldu. Pardon. İyi misiniz? Sizin kafa biraz sert galiba. Hayırlı günler. Allah'ım Nadir. Nadir. Of, komşunun oğlu bizim. Merhaba. Hayat abla, kim bu beyefendi? Bir tanıdığımız Nadir. Tanıdığın? Akraban mı? Ya uzaktan mı, yakından mı? Ana tarafından mı, baba tarafından mı? Hayır, sevdiğim bir akraban mı yoksa sevmediğim bir akraban mı? Nadir kes. Ya niye bu kadar meraklısın ya? Hayat abla, ben senin için söylüyorum. Yarın öbür gün mahallede adın çıkacak. Şşt. Tamam, zaman ben gideyim ya. Görüşürüz. Günaydın. Nereye gidiyorum? Bu arada Hayat abla, ben bir karar aldım. Evet. İnşallah bu sene dünya evine gireceğim. Anneciğim, anneanneciğime de söyledim. Bütün mahalleye haber saldık. Yani böyle gelinlik çağına girmiş kızı olan varsa hani ne bileyim... anneciğim, anneanneciğime başvuruda bulunabilir. Ya gerçi benim birkaç tane gözdem var.
Yani hele hele o son gözden ya bütün adayları havada sallar, karada sollar. Nadir. Tamam ben gideyim o zaman ya. Evet. Bey amca sana da iyi geceler. Biraz renkli bir kişilik. Biraz fazla renkli. O renkler de bizi yoruyor maalesef. İyi akşamlar. İyi akşam. Telefon. İyisiniz değil mi? İyiyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.